Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarımız için gıda zehirlenmelerine karşı uyanık olma zamanı. Açıkta satılan gıdalar, çiğ etler ve iyi yıkanmayan sebze ve meyveler minik bedenler için ciddi tehditler oluşturuyor. Memorial Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü uzmanları bu konuda önemli bilgiler paylaşıyor. Gıda zehirlenmeleri, bakteriler veya toksinlerle kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkıyor. Çoğu zaman yiyeceklerin görüntüsünde, kokusunda veya tadında bir değişiklik olmadan bakteri üreyebiliyor. Çiğ kümes hayvanları, pastörize edilmemiş süt, kırmızı et ve arıtılmamış su, kampilobakter ve salmonella gibi bakterilerin yayılmasına neden olabiliyor. Gıda zehirlenmesinin belirtileri arasında ani ateş, ishal, üşüme ve halsizlik bulunuyor. Bu semptomlar genellikle 1-3 gün sürerken bazı durumlarda bir haftaya kadar uzayabiliyor. Sindirim sistemini etkileyen iltihap, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ayrıca dehidrasyon, kas ağrıları ve bitkinlik de görülebilir. Gıda zehirlenmesi tanısı genellikle aynı gıdadan tüketmiş kişilerin benzer semptomlar göstermesiyle konuluyor. Tedavi, hastanın durumuna ve zehirlenmeye neden olan mikroba göre özel olarak planlanıyor. Bu nedenle olası zehirlenmeyi tetikleyen gıdanın incelenmesi ve mikrobun tipinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Çocukları gıda zehirlenmelerinden korumak için kişisel hijyen kurallarını öğretmek ve uygulamak şart. Sebze ve meyveler iyice yıkanmalı, çiğ gıdaların mikrobik kirlenme olasılığı gözden geçirilmeli. Açıkta satılan dondurma gibi gıdaların tehlikeleri konusunda çocuklar bilgilendirilmeli. Okul ve kreşlerde hijyen kuralları konusunda düzenli eğitimler alınmalıdır. Unutmayın, önlem almak, tedavi etmekten her zaman daha kolaydır.